Arkadaşlar 7. sorumuzda bir lokantada ABC menüleri hazırlanmış ve en çok e, kaç tane menünün satıldığını, hangi menüden kaç tane satıldığını e, şurada grafikte göstermiş. Ve bu sütun grafiğinde de lokantada B menüsünden en fazla hazırlanıp ve hepsinin satıldığını söylemiş. Bu en fazla en fazla hazırlanan ve en en fazla satılandır. En az hazırlanan hangisiymiş? Cemenüsüdür. Evet. En az cemenüsü hazırlanmış. Cemenüsü en az. Peki B menüsünden en fazla, C menüsünden de en az hazırlanmış. O zaman A menüsünü de ortaya evet. yazalım. Peki burada A menüsün şey B menüsü satılan adedi kaç tane? Hemen tabloya bakacak olursak 40 tane. Peki C menüsünden kaç tane satılmış? 38. Peki bu hazırlanan olsun. Bunlara biz hazırlanan diyelim. Hazırlanan miktar. Zaten bu tamam bitmiş. O zaman buna 40 ise buna en fazla kalması için ben buna 39 diyeyim. C'de de 38 8 diyeyim. Peki bu kadar hazırlandıktan sonra ne kadar satılmışlar? Ona bir bakalım. Grafiğe baktım. A'dan 20 tane satılmış. 20 tane sa A'dan 20 tane satılırsa geriye 19. 19 kalanlar olsun bunlarda. Kalanlar 19. Buradan 18 18 tane. şey 30 tane mi satılmış? Bakalım evet. evet. 30 tane satılmışsa 8 tane kalır ve bunların toplamı 8 ile 19'un toplamı 27 20. tane kalmış olur. En fazla olması için 40'a yakın değerler vermeye çalıştım arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki soruda 100 kişilik bir sinema salonunda bilet fiyatları verilmiş tabloda. Tam biletler 12 lira, indirimli biletler 10 lira. Bu sinema salonunda film gösterimi sırasında 18 koltuk boş kalmış. HP'im diye 18 koltuk boş kaldıysa 100'den 18 çıkarırsam değil mi? 82 tane koltuk ve bu 82 tane koltuk kaç tane biletmiş? Bir onlara bakalım. Tam bilet izleyici sayısının 3 katından 2 fazla. 3 katın tam Evet, indirimli biletler tam biletlerin 3 katından 3 2, 2 fazla. O zaman ben tam biletlere x, x dersem indirimli biletlere kaç x diyeceğiz? 2 olur. Çok güzel. indirimlerde de 3x artı 2. Bunların toplamı kaç bilet etmiş? 2. Yani 82 bilet etmiş. Değil mi? Evet. 82 bilet 4x artı 2. 2'den. 4x artı 2'den 82 biletse 4x eşittir 80, 80 diyeceğiz. X buradan 20 buradan 20 x diyeceğiz. eşittir 20. O zaman tam biletten 20 tane, indirimli biletten de 62 tane. Ödediği toplam parayı istiyor. O zaman toplam parayı şuradan ayrı hesaplayalım. Ee, x kaç lan 20 miydi? Evet. X çarpı 20 artı yani 20 çarpı. E, diğerleri pardon x 12 idi değil mi e, x 20 idi ama 12 liradan o zaman şunun yerine biz x'in yerine 20 yazacağız 20 bilet 12 liradan x yerine 20 yazdığımız zaman da 62 tane 62 tane bilet de 10 liradan kaç lira edecek 240 40 artı 620. 620. bu da eşittir 860. 860, lira edecektir arkadaşlar. Dokuzuncu soruda arkadaşlar verilen tişörtler genişlik ve uzunluğu verilmiş small ve medium bunlardan genişliği 50 ve 76 olanlar small 55 çarpı 80 uzunluğunda olanlar da medium olarak geçiyor. Bu bedenlerden M'ler gördüğünüz gibi iki kattan bir fazla. Değil mi? Kimin? Evet. Sebeden tişört sayısı M'nin iki katını. O zaman S'lere ben 2x artı, artı 1. 1 diyeyim. M'lere de x diyeyim. İki katının bir fazlası olmuş oldu. Peki bunların fiyatlarını nasıl hesaplayacağım? Alanlarıyla orantılı olacakmış. 10 kuruşmuş arkadaşlar. Ee, santimetre kare 10 kuruş düşecek. O zaman ben şu smalllardan bir tanesine hesaplayayım. Hatta önce M'yi hesaplayayım. 55 çarpı 80. 80 santimetre kare. Bir tanesi. Bunun yüzde onu hesaplanıyor. Evet. Yüzde onu Yüzde onu. 10 kuruştan. Kaç tane basılacak? X tane. Artı. Diğerinden kaç tane basılacakmış? 2 2x X artı bir tane. Bir tanesinin alanını hesaplayalım. 50 çarpı, 76. Bunun yüzde onuna baskı uygulanacak. Yüzde onu çarpı 10 kuruştan. Ne kadar eşit olacakmış? 278 TL. ama bunlar hep kuruş olduğu için bunu da yüzlen çarpalım ki kuruş olsun. Kuruşa dönsün. O halde buradan gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Bunu da size bırakıyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız buradan x'i 2 bulacaksınız arkadaşlar. x buradan 2 5 bulunmuş olacak. Sıradaki soruda arkadaşlar bir ağaca şöyle bir destek 45 şu uzunluğu görüyorsunuz. 45 ağaca uzaklığı 45 santim olacak şekilde bir destek koyulmuş ve daha sonra 60 santim uzaklıkta olacak şekilde başka bir destek koyulmuş. Burası kaçmış arkadaşlar? 45 demişti. Şurası da 60. Ve şu şurada da bir 20 santim uzaklıkta olduğunu görüyorsunuz. Ve diyor ki iki destek ara, ağaca des, ağaca değdiği noktalar yerden yükseklikleri arasındaki fark 20'ymiş. Az önce söylediğim şu 20 iki destek arasındaki uzaklık. Desteklerin eğimleri eşit. En güzel yeri burası. İşte desteklerin eğimlerinin eşit dedi. Soru çıktı arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Buradaki desteğin eğimi uz dik uzunlukları şu dik uzunluğa x diyelim. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk eğimi veriyordu. Şurada da eşittir. Yine dikey uzunluk 20 artı x mi? x artı evet. 20 bölü yatay uzunluğu 60. Burada gerekli sadeleştirmelerimi yaparsam. Şurada 15'e böldüm. 3 Şunu 15'e böldüm. 4. 4. Yani x bölü 3 eşittir. x artı 20 bölü evet. 4'ten. İşler dışlar çarpımı yaparsanız. 4 x eşittir. 3 x artı 60 x eşittir. 60 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Zaten bizden şu uzunluğumu istiyor. Evet. O zaman 60 evet. olarak bulunmuş olacak. Arkadaşlar Mart ayının matematik soruları bu şekildeydi. Örnek sorularımızla paralel olarak soru çözmeye devam ederseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Size başarılar dilerim. İyi günler.